Bir yana bakıyorsunuz, geçim sıkıntısı, işsizlik, artan gıda enflasyonu, yüksek enerji fiyatlarıyla boğuşan soğuk kış günleri arifesinde geniş halk kitleleri. Diğer yana bakıyorsunuz Türkiye'de. Lüks, ihtişam, israf, şatafat, gösteriş, debdebe içinde halktan kopuk bir saltanat arayışı. Bir lokma bir rıka diye yola çıktılar bunlar. Komşusu açken tok yatan bizden değildir dediler. Geldikleri nokta bir ibret tablosudur. İyi niyetli AKP'ye oy veren yurttaşlarımız, özellikle sizlere seslenmek istiyorum. Bunlar en başta sizi, oy verdiğiniz için en başta sizi ve tüm milleti kandırıyorlar. Bakın sevgili yurttaşlarım, AKP iktidara geleli 12 yıl oldu. Nasıl bir Türkiye yarattı AKP? 12 yılda geldiğimiz noktada rüşvetin adı hediye oldu. Demokrasinin adı yavaş yavaş diktatörlük oldu. Ormanlar, ağaçlar kesildi, yok edildi. Rant dönüşümü sağlandı. Şehirler betonlaştı, etraf kulelerle doldu. 17 Aralık'ta 87 milyar euroluk kara para trafiğinin açığa çıkartılması ve failleri ortaya çıkartılma tartışmaları darbe girişimi oldu. Ayakkabı kutularındaki 4,5 milyon dolarların adı hayır işleri için yapılan bağışlar oldu. Bazı vakıflara bağış yap, ihaleyi kap dönemi bu şekilde açıldı. Senin yaşamını ilgilendiren ne oldu bütün bunlar olurken? Oy verdin, hakkını bekliyorsun. Sana işsizlik geldi. Sana geçim sıkıntısı geldi. 2015 yılı bütçesi görüşülüyor mecliste. Plan Bütçe Komisyonu'nda başladı. Bütün vergi, harç ve cezalar %10,11 oranında arttırılıyor. Çalışanlara verilen %3. Bu neyin terazisi? Kemer sıkalım diyorsan sıkalım milletçe. Peki bu topladığın vergiler senin özel ihtiraslarını sağlamak için, senin özel tatmin yolun için milyonlarca dolar, euro kaçak binalara, gösterişe, saltanata mı harcanacak? Bu konuyu açmak, detaylandırmak, çeşitli alanlarla karşılaştırma yapmak mümkün. Bunu milletin vicdanına ve insafına bırakıyoruz. Ama bunların hiçbirisinin takibi sonlanmayacak. Eninde sonunda daralan bir yolun çıkmaz sokağında paçayı ele verecekler. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.